geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizlerin de iyi olmanızı temenni ediyoruz. Sağ olun. Çok her noktaya koşturan bir bakan gibi. Hemen hemen her yerde varsınız. Her gün başka bir noktadasınız. Yorucu mu? Nasıl gidişat? Yorucu diye bakarsanız bu işleri yapmamanız lazım. Tam tersine iş yaparken, koştururken, sonuç alırken bundan zevk almanız, enerji almanız ve bir sonraki işe koşturmanız lazım. Biz aynen öyle yapıyoruz. Yaptığımız her iş bize zevk veriyor. Sonunda bir enerji alıyoruz ve o enerjiyle yeni işe bakıyoruz. O yüzden hiçbir zaman yorulmak yok, yola devam diyoruz. En böyle keyif aldığınız, iyi ki yaptık dediğiniz bir iş var mı senin bakalım? Yani Türkiye'de bence o kadar çok iş var ki iyi ki bunun içinde vardık. İyi ki bu iş yapılırken bir tutam tuz da biz attık diyebildiğimiz o kadar çok iş var ki son 15 yılda. Bizim memnuniyetimiz özellikle şu anlamda çok önemli. Ulaştırmacılar olarak biz Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında köprü olduğunu hep biliyorduk. Ve hocalarımız bize hep derslerde anlatırlardı. Efendim coğrafi olarak Türkiye Avrupa ile Asya arasında köprü. Güzel de bu köprünün hakkını vermezseniz ulaştırmacılar anlamında bunun bir anlamı ve önemi yoktu. Ancak özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Başbakanımızın önderliğinde biz son 15 yılda Türkiye'de o kadar çok proje yaptık ki Türkiye'yi gerçek anlamda Asya ile Avrupa arasında köprü konumuna getirdik ve dünya ticareti Türkiye üzerinden yapılabilir hale geldi. Veya dünya taşımacılığı Türkiye üzerinden yapılabilir hale geldi. Bu da Türkiye için katma değer demek. İşte bu anlamda Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayıp Türkiye'yi gerçek anlamda köprü haline getirirken yaptığımız her proje bizim için çok önemli. Yaptığımız her proje zevk aldığımız bir proje ve emin olunuz ki her proje iyi ki yaptık dediğimiz bir projedir. Yani Marmara'y çok önemlidir, buna hiç şüphe yok. Avrasya çok önemlidir, buna hiç şüphe yok. Ve Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önemli. Üçüncü havalimanı tabii çok daha önemli, buna hiç şüphe yok. Ama bunlar Türkiye geneli için önemli olduğu gibi Anadolu'da herhangi bir şehri herhangi bir şehire bağlarken, mesela Ardahan'ı Kars'a bağlarken, Kars'ı Iğdır'a bağlarken aslında Karadeniz'i ülkemizin güneyine bağlayan büyük bir koridoru tamamlıyorsunuz. Oradaki herhangi bir tünel evet yerelde orada birilerine hizmet ediyor ama aynı zamanda ülke geneline hizmet ediyor. Çünkü ülkemiz dünya taşımacılığı anlamında orta koridor diye çok avantajlı bir koridorun, İpek yolunun sahibi bir ülke. İşte bu İpek yolu anlamında orta koridora hizmet eden her proje bizim için çok değerli. Her proje bizim için çok önemli. Büyük küçük diye ayırmıyoruz. Çünkü bunların tamamı Türkiye'yi oluşturuyor. Bunların tamamı büyüyen gelişen Türkiye'yi oluşturuyor. O yüzden her proje bizim için çok çok önemli. Çok önemli işler yapıldı. Yapılacak hedefler var. Ama işte trafik kazaları, ölümler malum devam ediyor. Ne yaparsak yapalım bilinçli sürücü sayısını artıramazsak işte kazaları önlemede, kaosu önlemede pek istenilen başarıya ulaşma şansımız da olmayacak gibi görünüyor. Biz radyo trafik olarak eğitici, öğretici yayınlar bu anlamda yapıyor. İşin bu kısmını noktasında önümüzdeki günlerde yenilikler görür müyüz sayın? Tabii radyo trafiğe teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Sizin gibi vatandaşın bilinçlendirilmesi adına emek sarf eden herkese teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi sürüş konforunu artırmak, yolculuk konforunu artırmak, insanımızı, ülkemizi erişebilir, ulaşılabilir yapmak adına yaptığımız her proje çok önemli. Ama ne yaparsanız yapın. Yollarınızı ne kadar kaliteli ve konforlu hale getirirseniz getirin. Eğer sürücüleriniz de aynı oranda bilinçli hareket etmezse, eğer yayalarınız da aynı oranda bilinçli hareket etmezse, istediğiniz sonucu elde etme şansınız yok. Nitekim biz istediğimiz sonucu elde etmek adına hem yollarımızı kaliteli ve konforlu hale getiriyoruz, hem sürücülerimizi çok daha bilinçlendirmek adına Milli Eğitim Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız dahil olmak üzere birlikte hareket ediyoruz. Ve yayaların bilinçlenmesi adına da çok önemli adımlar atıyoruz, çok önemli eğitimler veriliyor. Tabii bütün bunları yaparken de sürücüyü uyarabilmek, yayayı uyarabilmek, önceden onların tehlikeyle karşı karşıya gelmemesi adına, uyarılabilmesi adına akıllı ulaşım sistemleri dediğimiz sistemleri devreye sokuyoruz. Nitekim bugün bu toplantının da amacı buydu. Akıllı ulaşım sistemlerini devreye sokmak hem sürüş konforu anlamında hem ülkemizin kazalar ve hasarlar nedeniyle zarar etmemesi adına önemli ama bütün bunları bir tarafa bırakın. Kurtardığınız bir hayat parayla ölçülmez. Dolayısıyla insanımızın hayatını kurtardığımızda veya kurtardığımızı gördüğümüzde gerçekten bizim memnuniyetimiz çok üst seviyeye çıkıyor. Artan araç trafiği, artan
yollardaki seyahat mesafesi, seyahat süresini düşünürseniz Türkiye'de bu rakamlar çok çok büyüdü ama buna rağmen kazalarda %60'lık bir azalma olmuş durumda. Ölümlü kazalarda da herkese ciddi bir azalma olmuş durumda. Özellikle kafa kafaya çarpışmada tamamen sıfıra yakın bir noktaya geldi. Bunlar çok çok önemli. İnşallah bunları devam ettiririz ama sizin de söylediğiniz gibi yine her şey dönüyor, dolaşıyor, geliyor. İnsanda kilitleniyor. Yakın zamanda Bursa'da otoyolda ters şeritte giden bir araç kafa kafaya çarpışmaya sebep oldu ve iki kişi hayatını kaybetti. O kadar üzülüyoruz ki siz bu kadar yol yapmışken, bu kadar emek sarf etmişken birilerinin böyle %100 hatayla otoyolda ters gitmesi ve sonunda insanımızın hayatına mal olması gerçekten bizi üzüyor. Biz o yüzden dinleyicilerimize, özellikle sizin aracılığınızla bir kere daha vurguluyoruz. Diyoruz ki elbette ki ülkemizin kalkınması için uğraşıyoruz. Buna hiç şüphe yok. İnsanımızın sürüş konforu, yaşam konforunu artırmak için, kalitesini artırmak için uğraşıyoruz. Ülkemizin ekonomisinin büyümesi adına bütün bu yolları yapıyoruz ama bunların hepsini bir tarafa koyun. İnsan hayatı bizim için önemli. Lütfen sürücüler olarak da hem kendi hayatlarını çok çok önemsesinler, hem karşındaki insanların hayatını önemsesinler. Yayalar olarak da hem kendi hayatlarını tehlikeye atmasınlar, hem araçtaki sürücü ve yolcuların da hayatlarını tehlikeye atmasınlar. Lütfen, lütfen dikkat etsinler. Çünkü bir saliselik bir ihmal bir hayata mal oluyor. Lütfen buna dikkat etsinler. Acele gidiyorum derken ecele gitmeyelim. Dikkatli olalım diyorum. Çok teşekkür. Bir gün konuk almak isteriz. Uzun uzun konuşmak isteriz. İnşallah. Uygun olduğunuza. Memnuniyetle dinleyicilerinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.